Selamun aleyküm. 31 Mart seçimleri sürecinde, yani seçim öncesinde, özellikle seçim öncesinde aday belirleme süreçlerinde, gerek belediye başkanı adayının belirlenmesi, gerek meclis üyesi adaylarımızın belirlenmesi sürecinde siyasetin rekabet aşaması vardır. O süreçte ufak tefek rekabetin getirdiği incilmeler, rekabetin ortaya koyduğu hassasiyetler olmuş olabilir. Bu hassasiyetler bir evin içerisindeki ailenin mensuplarının, zaman zaman ailenin karşılaştığı imtihanlar, zaman zaman ailenin karşılaştığı problemler esnasında aile bireylerinin arasında oluşmuş olan incilme veya incitmeler boyutunu asla aşmamalıdır. Onlar orada kalmalıdır. Kol kırılır, yen içinde kalır demeliyiz ve bir şekilde o sürecin ortaya koyduğu, gerektirdiği rekabeti yaparken bazı şeyler olabilir. Bu olmuşlukları seçim sonrasındaki uhuvvet, suhunet ve ondan sonra nezaket sürecine asla yansıtmamalıyız. Ondan sonraki süreçte kucaklaşarak geleceğe yeni amaçlara, yeni başarı öyküleri yazmaya bilenmeli ve gayret etmeliyiz. Arkadaşlar, bu siyasetin temel felsefesi, ama AK Parti'mizin de, size bütün samimiyetimle söylüyorum, hiçbir siyasi harekette, hiçbir siyasi partide olmayan oranda inandığı bir temel felsefedir. İnandığı bir temel felsefedir. Seçim önü rekabet olur, ama seçim bittikten sonra rekabet yerini uhuvvete, suhunete ve nezakete bırakır. Arkadaşlar, nezaket siyasetin vazgeçilmez bir şeysidir. Nezaket ortaya koymasını bilmeyen siyaset yapamaz. Asla ve asla siyasette gücenmişlik, darılmışlık, kalıcı hale gelmiş olan kırılmışlık siyasette olmaz. Bu duygularını yenemeyen, bu duygularına mahkum olan siyasette başarılı olamaz.